kadar çabuk unutmuş olamazsın. Kendinle yüzleşmekten korktuğun için bunları benden sakladın değil mi? Neden sakladın? Söylesene. Keriman. Kendinle yüzleşmekten korkuyorsun. Ve onu sevdiğini kendinden bile gizliyorsun. Küllenmiş bir aşkın yeniden alev almasından mı korkuyorsun? Onu bu kadar çok sevdiysen, bu kadar güvendiysen... ondan bu kadar çabuk vazgeçmiş, unutmuş olamazsın. Kerman, onu hala seviyor musun? O yüzden mi açmadın bu konuyu? O bir hatadan başka bir şey değil benim için. O bir ölü. Lara ile birlikte toprağa gömülmüş bir ölü. Kim bilir ne iffetsiz, ne şerefsizlikle peydahlıyorlar bu çocukları. Neler düşünüyorlar, ne hesaplar peşindeler bunu asla bilemezsiniz. Yani ben kadınlara inanamıyorum. Hadi erkektir diyelim, o yapar, elinin kiri derler filan ama... Senin gibi okumuş bir kadın nasıl böyle bir şey düşünebilir Şeyda? Yani erkektir yapar diye mi düşünüyorsun gerçekten? Aç konu Güner Bey yani. Okumuş anlıyor da okumamış anlamıyor mu yani? Bence yani erkeği de kadını da kötü, ayıp. Pembe Hanım yanlış anladınız, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Kesinlikle öyle Pembeciğim, ben de sana katılıyorum. Bunun okumakla falan ilgisi yok. Bunu şunun için söyledim, bu daha çok erkeklerin doğasında var bence Güner Bey. Yani erkekler sadece üremek için, doğada da böyle değil mi? Soylarının devam etmesi için birlikte oluyorlar ama kadınlar... bence kendilerini tutmaları gereken sadece ve sadece kadınlar. Ay Şeyda, inanamıyorum sana. Kadın düşmanı mısın sen yoksa? Yani erkek uçkurunu toplayamazken iyi, iş kadına geldi mi dur, yapma, günah, hata. Olur mu öyle şey canım? Erkek yapsın etsin, biz arkasını toplayalım. Yok, ben bunu kabul etmiyorum. Yani herkes kendi nefsine sahip çıkmalı kardeşim. Ben sana katılmıyorum Şeyda. Mesele sadece fiziksel değil, aynı zamanda düşünsel bence. Yani irade ve değer vermekle alakalı. Kesinlikle öyle. Ben de tam olarak bunu söyleyecektim işte. Yani bu insanlar ya kendilerinin farkında değiller, değerini bilmiyorlar, ya da ellerindekinin öyle sorumsuzca sonunu bilmedikleri bir ilişkiye yuvarlanıp geri veriyorlar. Aldatmaksa demek istediğin, bu ayrıca konuşulması gereken bir konu. Evet, bu ayrıca konuşulması gereken bir konu tabii ama ben yeri gelmişken söylüyorum. Yani böyle evli barklı insanlarla düşüp kalkan insanlar belki bizim aramızda da vardır ama biz görmüyoruzdur. Belki de farkında değilizdir. O iğrenç mahluklar bence kesinlikle etrafımızda yaşıyorlar. Onlar buradalar. Ama biz iyi niyetli olduğumuz için bunun farkına varmıyoruz. Ya da onlar karda yürüyüp ayak izlerini çok da fazla belli etmiyorlardır. Aman bir şey daha. Yani bir evlat edinme dedin, senin lafı nerelere getirdin? Dağıttın yani içi. Yo Pembeciğim, konu hiç dağılmadı. Tam da yerinde aslında. İşte o çocukların pek çoğu bu şekilde ortaya çıkıyor. O evlilik dışı ilişkilerden. Olacak iş mi bu? Olacak iş mi? Böyle birkaç gün öncesinden haber verilmez mi? Hadi ince gidilecek toplantı mı yani bu? İsmet'ciğim, neden kendi kendine söyleniyorsun? Ne oldu? Sorma hayatım. İstanbul'da yarın bayiler toplantısı var. Ben bu gece bineceğim ve yarın sabah toplantıya yetişeceğim. Ve bana son anda haber veriyorlar. İki ayağım bir pabuca girdi. Canım kötü olmuş gerçekten. Peki Dila'ya söyleyebildin mi? Maalesef. İşte bütün gerginliğim de bu yüzden ya. Hani başka zaman olsa giderim de çocuğum bu durumdayken hiç içime sinmiyor ki. Canım ya, sıkma canını. Sonuçta gitmek zorundasın, yapacak bir şey yok. Öyle de içim rahat etmiyor bir türlü. Daha Sayhan'a haber vereceğim. Of ya, Dila'yı ne yapacağım ben? Çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. İsmet'ciğim sen Dila'yı hiç düşünme, ben bakarım ona. Canım ya, sen bir tanesin. Ne yalan söyleyeyim, zaten Dila'yı da ben sana emanet edecektim. Canım sen hiç merak etme, ben seve seve bakarım ona. İstersen şimdi okuldan da alırım. Yok yok, Dila'yı ben alırım okuldan. Sayhan'ı da ararım, direkt eve gelsin. İsmet'ciğim benim yardımcı olacağım bir şey var mı? Yok canım, sağ ol.
Çok şaşkınım değil mi? Hoşça kal demeyi unuttum. Kerimancığım, sayende gözüm arkada kalmayacak. Abartma İsmet'ciğim, hadi. Tamam, kaçtım. Güle güle. Güle güle İsmet. Sen yokken biz de kızımla doya doya vakit geçirelim. Gözün hiç arkada kalmasın. Evet biliyorum, bu birazcık tatsız bir durum. Ama böyle, bunlar gerçekler. Yani o bir anlık heyecan için o heyecanın faturasını o masum yavrulara ödetiyorlar. Ya düpedüz sorumsuzluk bu yani, başka hiçbir şey değil. Allah'ım, yanlış düşünüyorsun. Sustur şunu ya. Ben böyle düşünüyorum. Bence bu doğru olan. Yani bütün o üzüntülerin, acıların, bütün sorumlusu o kadınlar. O yuva yıkan kadınlar, o sorumsuz kadınlar. Of, çıldıracağım ya. Canım Şeyda, ne seni aman. Bak ne kadar oldu geleli, çok oturduk. Hadi hava da kararıyor, kalkalım artık hadi. Ay evet, saat kaç olmuş? Güner Bey, kusura bakmazsanız benim de markete gitmem lazım. Ev tam takır kuru bakır. Fare düşse başı yarılır. Evet, sohbete daldık, gidemedik bir türlü. Siz de gideceğim dediniz, gidemediniz. Benim için de iyi oldu. Sizi daha iyi tanımış oldum böylece. Misket nerede, bir girdi çıkamadı. Misketciğim! Canım biz çıkıyoruz. Cehennemin dibine kadar yolum var, Allah'ın belası. Ben alayım, teşekkür ederim. Rica ederim, sen becim. Siz artık misketi bekleyemediler dersiniz. Hadi selamını da söyleyin. Nasıl yapıyorsun? Dur, ben yardım edeyim size. Öyle mi? Güle güle Şeyda. Ay misketciğim. Açıklığın iyi oldu, aklım sende kalacaktı yoksa, iyi misin? Çok iyiyim Şeyda, hiç merak etme sen. Misket, biz çıkıyoruz, kapıyı sen iki kere kilitle, oldu mu hayatım, unutma. Tamam kızım, tamam, ama sen tamam, merak etme. Misket. Hadi güle güle. Ben tuttum, kapıyı tutuyorum. Tamam. Aman, ay ne güzel inermiş. Ay canım benim, sen bir şurayı tutarsan. Tamam, ben tutuyorum. Oh, geldi geldi. Hadi görüşürüz kuzum. İyi misin misket? Of, iyi değilim tabii ki. Allah kahretsin, hiç iyi değilim. Doğru söylüyor. Ben sorumsuzum biriyim. Ben kendini bilmez. Tamam, sakin ol. O saçmaladı sadece. Hasta bir ruhun sözleri onlar. Hastalık ezeyanları. Tamam. Çıkıp biraz hava alalım istersen ha. İyi gelir. Evet. Evet, çıkıp hava alsam iyi olacak. Ama yanlış anlama lütfen. Ben biraz yalnız kalsam daha iyi olacak galiba. Tamam. Sen nasıl istersen. Sağ ol.